kanser tanısı konulan hastalarda artık elimizde çok güçlü bir evrelemek için, hastalığın yaygınlığını tespit etmek için araç var. Buna biz PET-CT diyoruz. Tüm vücudu görüntülüyor. Hastalığın 1, 2, 3, 4 diye 4 tane evresi var meme kanserinin. Bu evrelerden hangisine girdiğini tespit ederek hastayı o evreye göre uygun şekilde tedavi ediyoruz. Peki tedavilerde son yıllarda gelişmeler var mı? Evet, oldukça önemli gelişmeler var. Tüm kanser çeşitlerinde olduğu gibi meme kanserinde de. Tabii kemoterapi bu tedavilerin en önemli basamağı. Çok yeni ilaçlarımız elimizde var. Kişinin hastalığının evresine ve çeşidine göre 4, 6 veya 8 türlük tedavileri meme kanserli hastalara uyguluyoruz. Ve yine tümörün tipine göre de ya hormon tedavisi ya da hedefe yönelik ajanlar dediğimiz, akıllı ilaçlar dediğimiz ilaçları mevcut tedavisine ekleyerek tedavilerini uzun bir süre kullanıyoruz ve sürdürüyoruz. Artık hormon tedavilerini oldukça uzun yıllar kullanmasını kişinin öneriyoruz. Bu zamana kadar 5 yıllık tedavileri önermekle beraber artık bu süreyi 10 yıla, belki yıllar içinde hiç kesmemek üzere bu ilaçları kullanmasını meme kanserli hastaların önereceğiz. Tedavi sırası şu şekilde: kişi ilk önce ameliyat oluyor, sonra kemoterapi alıp ve ardından radyoterapi görüyor. Eğer memedeki tümör ilerlediyse o zaman ilk önce kemoterapi veriyoruz. Sonra ameliyat oluyor ve ardından da radyoterapi ve hormon tedavisiyle de tedavilerini sürdürüyoruz hastalarımızın.